Çok geçmiş olsun abi. Özbek Dulkadiroğlu'na mı bağlı yoksa? Özbek Türkoğlu'na bağlı. Türkoğlu'na bağlı. Evet. Türkoğlu ilçesine bağlı. Evet, Türkoğlu ilçesine bağlı. Yani aslında biz böyle bir yerdeyiz ki hem Türkoğlu hem Dulkadiroğlu hem de Pazarcık köylerinin buluştuğu bir noktadayız. Köyünüzde çok yıkılan bina var mıydı Özbek'te? 4 tane sağlam bina kaldı. O da çatlak. Benimki en sağlam benim ev. O da çatlak. Harabeye döndü içerisi. Evet. Orası dayımın evi. Dışında çatlaklar var. İçerisi harabeye döndü. Evet. 4 tane ev var. Oturulmaz yani. Oturulmaz. Hı. Ama diğer taraflar da tamamen viran oldu. Kaç kişi? 22 kişi. Bu köyde 22 evet, kişi 22 yaşamını kişi. Yitirdi. Kaç haneli bir köy burası? Şu anda 38 hane oturuyordu. 38 hane oturuyordu. Oturmayanlarla birlikte kaç ev var burada? Oturmayanlarla fazla ev yok. İşte diyorum ya. Hepsi 38 hane var şu 38 anda. Hane, 38 hane 22 kişi yaşamını evet, yitirdi bu köyde. Hepsi yok, köyde. Hepsi yok. Maraş'ta da var. Bugün en son enkaz altındaki amcamın oğlu Huzuri Karakozak ve eşi Ayşe Karakozak, onu defnettik. Cenazemiz dışarıda kalmadı. Evet, çok şükür. Maraş'la beraber buradaki öyle köyümüzde evet. Enkaz altında kalan 14 kişi. 14 kişi sizin köyde kişi. Yaşamını yitirdi. Evet, evet. Diğer 8 kişi Maraş'ta evet, yaşamını Maraş'ta, yitirmişti. Evet, Maraş'ta Özbek yitirdi. Köyündeyiz. Burası Türkoğlu'na bağlı ve bu köyde birçok ev yıkılmış. Bu yıkılanlardan bir tanesini hemen şöyle göstereyim. Köy içinde yıkılan evlerin enkazında 14 yurttaş yaşamını yitirdi. En son bugün yaşamını yitiren 2 kişi toprağa verilmiş ve 8 kişi de Maraş merkezde yaşamını yitirmiş ve buraya getirilip defnedilmiş. Özbek köyü 38-40 hanelik bir köy ve bu kadar küçük olmasına rağmen maalesef yıkım büyük olmuş. İnsanlara, kimi insanlara çadır ulaşmış. Burada görüyorsunuz sağlam ayakta kalmış neyse ki evi ve çadıra ulaşabilmiş. Çadırını kurmuş bahçesinde. Evet, Özbek. Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek. Ta ilerideki ev, orada bilmiyorum görebiliyor musunuz? 3 katlı bir ev aslında ama 2 kata inmiş. Şu ev bir kısmı yıkılmış. Şu ev yıkılmış. Hemen şurada da yıkılan bir ev. Diğer evler çatlamış, ağır hasarlı. Bu enkazlarda 14 kişi yaşamını yitirdi. Özbek köyü. Tabii köy dolaşıyoruz. Yavaş yavaş ulaşabildiğimiz kadar köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Durumlarını yerinde gözlemlemek. Varsa bir ihtiyaçlar, bu ihtiyaçları da aslında biz yanımıza not edip daha sonra kent merkezine, ilçe merkezine döndüğümüzde oradaki kriz masasında köylere yardım ulaştıran görevlileri iletiyoruz ve kendileri de bizden sonra bu köylere ulaşıp yardım ediyorlar, dayanışıyorlar köylülerle. Evet. Özbek gerçekten büyük hasar almış. Türkoğlu'na bağlı Özbek köyü burası tamamen çökmüş. İnsanlar bu enkazın altından sağ kurtulanlar da var ama 14 kişi yaşamını yitirdi. Tüm canlılar arasında
zarar gördü bu depremden. Burası da başka bir ev. Hemen yukarısında 38 haneli bir köy ama şu ana kadar herhalde bir 10'a yakın benim görebildiğim ev yıkılmış ve başka da köyün çeşitli noktalarda noktalarında yıkılmış evler var. Acacı inleyen kediler var. Duyuyorum seslerini. Tavukların kümesleri bozulmuş. Mesela burada bir kümes var ve bu kümes de yıkılmış.